Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Genç çocukların dua ile ilgili tanımlarını inceleyelim ve onların her birine yapmış olduğu duanın birinin doğru olup olmadığını, hangisinin daha doğru olduğunu anlamaya çalışalım. Buyurun. Kalbindekini Allah'la paylaşmaktır. İstediklerimizi gerçek sahibinden istemektir. Şimdi iki tane kardeşimiz burada duanın tanımını yaptılar. Birincisi, dua, sesini tekrar alalım. Dua, Allah'a yakın olduğunu hissetmektir. Belki bu dua tanımının içerisinde bu da var ama bu tam bir dua tanımı değil. Çünkü dua o hissettiğini fiiliyatla buluşturmaktır. Yaşamla, hayatla harmanlaştırmaktır. Devam edelim. Kalbindekini Allah'la paylaşmaktır. İstediğim... Kalbimdekini Allah ile paylaşmaktır. Belki kardeşimizin ne demek istediğini anlayamamış olabiliriz ama paylaşmak Allah'ın verdiklerini insanlarla paylaşmaktır. Yani insana iki özgür iradeyle iki yol insana seçim sunmuştur. Birisi yaratan Rabbinin terbiyesiyle hayatı anlamlaştırıp yaşamak, diğeri ise onun dışında bir hayat tarzı, bir yaşam biçimi ortaya koymak. İşte burada Rabbini tanıyan, Rabbinin yolunda giden insanlar Allah'ın vermiş olduğu nimetleri Allah'ın olduğunu kendi istekleri istikametinde değil Allah'ın istekleri istikametinde kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu bilmek gerekir. Bakınız Enam suresinin 162. ayeti kerimesinde benim yaşamım, benim dirimim, benim ölümüm, benim hayatım, benim ibadetlerim, benim namazım yerleri ve gökleri yaratan Allah'a aittir. İşte insanın kendi istek ve arzularından sıyrılıp Allah'ın istek ve arzularına yönelmektir. O yönde çabayı göstermektir. Evet. Şimdi... Yerimizi gerçek sahibinden istemektir. Dua, tövbe kapısını bulmaktır. Tövbe, aslında iki hayat vardır. Bakmayın siz beş hayat var diyenlerin söylediklerine. Onlar şöyle demektedirler. Dünya hayatı, ahiret hayatı, kabir hayatı, Hızır İlyas hayatı, İsa'nın hayatı. Sadece bunların içerisinde kabir hayatı ve sadece bunların içerisinde dünya hayatı ve ahiret hayatı vardır. Kur'an'da bunun dışında hiçbir hayatın olduğunu ile ilgili bir ayet göremiyoruz. Evet. Merhamet sahibinden rahmet dilemektir. Rahmet, Allah'ın sen aciz kaldığın konularda Allah'ın yarattıklarından değil, sen sadece Allah'tan bunu istemektir. Ancak sana ibadet ederim, ancak senden yardım dilerim derken Fatiha suresinde bunu anlatır. Eğer bizi yaratan, bize bu nimetleri önümüze seren Allah ise
Allah'ın dışındaki herhangi birinin tutup da böyle bir nimeti onlardan istemek büyük bir ortaklıktır, büyük bir şirktir. İşte Hazreti Meryem'in yaşam biçimini düşündüğümüz zaman Zekeriya ondan soruyor. Ya Meryem, bu rızıklar sana nereden geldi deyince o da Rabbim gönderdi diyor. Şimdi elbette gökten zembille yemekler, meyveler onun önüne gelmez. Ama onun önüne gelen o aracıları ortadan kaldırarak sadece Rabbinin onu verdiğini hatırlamaktır bu. Bakınız aynı konumda Musa'nın döneminde zengin, anahtarlarını bile develerin taşıyamayacağı büyük bir hazinesi olan Karun'u eleştirir Kur'an. Kim kazandı bunları diye sorduklarında onlar ben bunları aklım sayesinde kazandım derler. Der. İşte o dünyayı tabulaştırmış, Allah'ın nimetlerini kapsumal ederek kendi zimmetine geçirmiş. Oysa o nimetler Allah'ındı. Allah'ın verdiği nimeti tutup da ben kazandım demesi Allah'a büyük bir saygısızlık, büyük bir haksızlıktı. İşte bundan dolayı Allah onu vahye karşı duyarsız, dünya hayatında yaşamını Yahudileşen, dünya hayatında başkalarını düşünmeyen bir konuma, bir moda etmiştir. Evet. Yaratımın dermanını yaratanda aramaktır. Dua, iman etmenin meyvesini bulmaktır. Bak bu çok güzel. Dua, iman etmenin bir meyvesini bulmaktır. Neydi dua? Bizim imanımızın meyvesini yaşamla, hayatla, fiili yönelişle ancak bulabiliyoruz. Allah'ım bana şunu ver dediğin zaman mutlaka o yönde bir çaba, bir gayret, bir performans göstermektir. İşte normal zamanda terlemeyenler savaşta kan döker derken bunu anlatıyorlar. Siz geniş zamanlarında Allah'ı anarsanız Allah da sizi dar zamanlarınızda anar derken o bunu anlatıyor. Evet. Bak, sevgiyi yaratanı sevmektir. Yani Allah bizim hangi uzvumuzu, hangi arzumuzu yaratmadı ki? Allah insanlara hem takva yolunu, hem fıs yolunu bir başka ifadeyle, hem sevgisizlik yolunu, hem sevgi yolunu yaratmış. Biz kendi tercihimizle sevgi yolunu tercih etmişsek, İşte bu Allah'ın bize verdiği lütuftandır. Eğer biz sevgisizlik, merhametsizlik, zulüm, işkence yolunu tercih etmişsek bunu da Allah yaratmıştır ama bu kendi tercihimizdir. İşte burada insan ne yaparsa yapsın Allah'tan ama Allah yanlış olanları, kötü olanları insanlardan istememektedir. Onları yapmamayı, doğru olanları yapmayı insanlardan istemektedir. İşte bu da gösteriyor ki Rabbani yolda olanların yol göstericisi ancak vahye uyanlarla belirlenir. Buyurun. Allah'a gönül vermektir. Gönül vermektir. Bakınız Allah'ın boyasıyla boyanın derken bunu anlatıyor. Yani senin bütün hayatını şekillendiren o ise onun koyduğu kurallar içerisinde ona teslim olmaktır. Evet. Ve Allah'la buluşturmaktır. Aramdan uzaklaşıp helali istemektir. Evet. İki yol vardır. Bak bu da çok güzel bir tanım. Birisi Rabbani yol, birisi gayri Rabbani yol. Birisi şeytani yol, birisi Allah'ın yoludur. İşte şeytanın yolundan uzaklaşmak
Allah'ın tanımladığı yola girmektir dua. Çok güzel bir tanım. Verin. Dua, pişmanlık için gözyaşı dökmektir. Dua pişmanlık için gözyaşı dökmektir. Yani eğer sen Rabbine yönelmişsen yaptığın hataları değiştirmek için çaba harcamaktır. Gayret göstermektir. Yoksa tövbe ne kötülükleri yapıp da ben şimdi tövbe ettim diyenlerin değil, tövbe kendisini değiştirenlerindir. Yaptığı yanlışlıklardan uzaklaşanlarındır. İşte bu mecazi bir anlatımla gözyaşı dökmek derken böyle güzel bir tanım ortaya koymuş. Evet. Allah'a her yerde secde etmektir. Sadece ihtiyacım olduğunda değil. Çok güzel. Yani dua Allah'a her yerde secde etmek. Secde etmek demek asıl başlık olarak anlamı Allah'ın koyduğu emirler çerçevesinde yaşamı düzenlemek, ona boyun eğmek, onun emriyle hayatını düzenlemek demektir. İşte Ahzab suresinin 36. ayet-i kerimesinde mümin olan erkek ve kadın kendi istekleriyle seçme hakkı yoktur der. Onlar Allah'ın ve Resulünün koyduğu kurallar içerisine girdiği zaman, Müslüman olduğu zaman artık yaşam biçimini, hayat tarzını vahiy belirler. Evet. Teşekkür etmek istediğinde de Allah'a yakın olmaktır. Dua Allah'ın kudretini sevmektir. Dua kalbi arındırmaktır. Şükretmek için Allah'a anmaktır. Bakınız, şükreden var, nankör olan var. Kalbini arındıranlar var, arındıramayanlar var. Teşekkür, şükür, Allah'ın verdiği nimetlere karşı senin ben kazandığım demeyip onu ihtiyaç sahiplerine, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara dağıtmandır veya gereği gibi orada davranmandır. Sadece infak, mal ile dağıtmak değil, sevgi dağıtmaktır. Hoşgörü dağıtmaktır. Bedenle ona destek olmaktır. Eğer fizikte, kimyada, biyolojide, ilmi bilgilerde bilgin varsa onu karşılıksız olarak ihtiyaç sahiplerine isteyip o konuda arzu duyanlara vermektir. Aynı zamanda bir araban varsa yolda geçen insanlara şefkat kanatlarına gelip onları ücretsiz olarak gücünü yetiyorsa götürmektir. Dua, bir komşun, bir yakının, bir akraban sıkıntıya düştüğü zaman onlara yardım elini uzatmaktır. Onun yanında durmaktır, onun yanında olmaktır. Evet. Dua, kul olduğunu bilmektir. Dua, ahireti hatırlamaktır. Dua kul olduğunu bilmektir. Eğer bir insan kendini yaratanı hatırlamazsa bunun hiçbir anlamı yok dünyada. İsterseniz bunu Kur'an'da anlatılan bir olayla, kıssayla örneklendireyim. Hani görmedin mi o adamı? İnkarcı bir insanın profilini ortaya koyar Kur'an. Köhne bir beldeye gelmişti de Allah burasını nasıl diriltecek demişti. Yani burada inkarcı olanların temel özelliği dünya hayatında yaşarlar ve ölürler anlayışına sahiptir. Hiçbir yıkılmış, köhne, ölmüş insanlar ahiret aleminde dirilmeyecek, diriltilemeyecek inancına sahiptirler. İşte köhne bir beldeye geldiği zaman Allah burasını nasıl diriltecek demeleri onu hayata bakış açısını böyle inkarcı bir
pozisyonla, inkarcı bir duruşla durup baktığını gösteriyor. Biz de onu oracıkta öldürdük ve 100 yıl ölü bıraktık. İşte burada öldürdük kelimesi, bir hayati fonksiyonları yitirme anlamında öldürme değil, hayata bakış açısının vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri de mühürlenmiş olarak gelen nebilere karşı çıkma, gönderilen kitapları kabul etmeme, ahiret alemini inkar etme yolunu tercih etme anlamında öldürdük ifadesi kullanıyor. Ve devam ediyor, sonra dirilttik ve ona sorduk, ne kadar kaldın dünyada? 1 gün veya bir günden az kaldın der. Azığına bir bak, buradaki azık kelimesi, dünya hayatındaki yapmış olduğu amellerin bir kamera kayıt sistemiyle önünde durması. Eşeğine de bir bak, nasıl ona et giydiriyoruz? İşte onlar kitap yüklü, bilgi yüklü merkeplerdir derken, burada o inkarcı insanın bedenini kastetmektedir. Orada Allah kemiklere nasıl et giydirdiğini, o ölmüş çürümüş kemiklerin nasıl orada diriltildiğini bize anlatmaktadır. Ve o inkarcı gördü ki, şimdi gerçekten gerçeği anladım ifadesiyle pişmanlığını dile getirdi ama hiçbir yarar sağlamadı. Evet, böyle bir hayata bakışla bakanların, işte bakış tarzıyla Allah onları yaşam koşullarında hayatlarını sürdürüyorlar. Ve dolayısıyla bir türlü vahiden nasibini alamıyorlar. Devam edelim. Dua, İslam'ı ayet ayet yaşamaktır. Bak bu çok güzel. Dua, Allah'ın peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu vahiy orijinli dini kabul edip, onu senin yaşamında pratik hayata dökmendir dua. Evet. Yeni bir başlangıç yapmaktır. Dua. Dua yeni bir başlangıç yapmaktır. Onlar Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur. Onlar hayra da şerre de dua ederler. İnsanlar hayra dua eder de şerre nasıl dua eder? İşte bu başlangıçtır. Yani insanlar İblisin teklifiyle Rabbani yolun dışında yol almak için harekete geçerlerse onların duası şerre dua etmektir. İnsanlar yollarını seçerken Rabbani yola yönelip iman edip o yola da hayatını yaşaması, anlamlaştırması işte hayra dua etmesidir. Dua isteklerin ve arzuların bizzat pratik hayatla, fiili hayatla buluşması demektir. Evet. Dua merhamettir. Dua Allah'a saygı duymaktır. Dua umuttur, huzur bulmaktır. Huzur bulmaktır, Allah'a saygı duymaktır. Bunlar aslında hayatı yaşadığımız şu dünyada güncellenmektedir. Eğer bir patron bir işçisini fabrikada çalıştırıyorsa, işçisinin fabrikatöre karşı küstahça davranması, ona saygısızlık yapması, onu adam hesabına almaması, onun işten çıkarılmasına neden olur. Allah'a saygısız olan bir insan, Allah kendi yoluna yöneltir mi seni? İşte Bakara suresinin 97-98. ayet-i kerimesinde kim Cibril'i inkar ederse o Allah'ın düşmanıdır derken bunu inkar ediyor. Yani Allah peygamberlerine vahiy bilgileri gönderiyor. Bunu inkar edenleri
Allah kendisine düşman ilan ediyor. Onun düşmanlığı neticesinde Allah'a düşman olan veya Allah'ın düşmanlığını ortaya koyan bir insandan daha zalim, daha yerilmiş, kovulmuş birisi olabilir mi? Allah seni atsın, bundan daha zül, bundan daha kötü bir hayat olabilir mi? İşte senin Allah'a yakın olmakla Allah seninle diyalog kurup sana bir şeyler öğretiyor. Sen Allah'ı dinlemezsen Allah da seni dinlemez. Evet. Dua samimiyettir. Evet. Yine duayı tekrarlayalım. Dua bizim yaşamımızdaki isteklerimizin ve arzularımızın fiili hayatla buluşmuş halidir. Bu ister Rabbani yoldaki fiili hayatla buluşması, isterse gayrı Rabbani yoldaki hayatımızda fiili hayatla buluşmasıdır. Allah gayrı Rabbani yolda fiili hayatta buluşmamız olan duayı kabul etmiyor. Ama Rabbani yoldaki duamızı Allah kabul ediyor. İşte Adem'in iki oğlundan örnek verirken Kur'an, birinin kurbanı kabul edilmiş, diğerinin kurbanı kabul edilmedi derken bunu anlatıyor. Birisi yolunu Rabbani yolda bağışlanma ve hidayet dileğiyle yürümeye kendini adamış, birisi de dünyevileşmeyi, gayrı Rabbani yolda adım atmayı kendisine ilke edinmiş ve o yolda yürümeyi kendisine yoğunlaştırmış, çabasını göstermiş. İşte bunların durumunu Kur'an ayırmakta ve yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun der. Sizi Allah'a emanet ediyorum.